Oho! Kardeşim sen beni niye anlamıyorsun ya? Ha? Niye beni anlamıyorsun? Ben normal senaryo istemiyorum kardeşim. Getir şöyle düzgün bir senaryo, onu çekelim. Tabii. Özellikle köşte geçsin. Tabii. Aşk, ihtiras, entrika, cinsellik. Bir de içinde mafya oldu mu tamamdır kardeşim ya. Bunlar olacak ki milletin ahlakını bozalım. Bozalım ki para kazanalım kardeşim. Tabii. Hadi baba. Dediğim gibi yap senaryoyu. Hadi baba. Şöyle hikayesi olan ve gerçekten halkın sorunlarını anlatan projeler yapsak daha iyi olmaz mı? Lan yürü git. Halkın sorunlarıymış. Sana ne lan halktan? Ha? Al paranı koy cebine, keyfine bak. Kim takar lan halkı? Kim takar? İyi de abi. Biz halk sayesinde para kazanıyoruz. Lan oğlum ne diyorsun sen? Ne diyorsun oğlum? Bizim piyasa o dediklerini kaldırmaz lan. Ha? Biz yıllarca bu senaryoları milletin önüne zorla koyduk ki onları uyutabilelim diye. Anladın mı? Hadi şimdi git işine bak. Sen de öyle torpillisin. Yoksa bu piyasaya bile giremezsin. Kaybol. Allah'tan parası güzel bu işin. Yoksa yapılmaz bu işe. Neyse. Ne var ne yok? Abi 10 numara bir senaryo buldum. Amerikalılar bu işte çok başarılı. Biz de çekelim mi abi? Holding'de sevişenler. Holding'de sevişenler mi? Ver bakalım. Al abi. Abi şimdi bir holding düşünüyorsun abi, tamam mı? Hiç kimse çalışmıyor abi burada. Kimin eli kimin cebinde, kimin eli kimin neresinde belli değil abi. Holding'de sevişenler. Hmm, güzel isim Faruk. Sevdim bunu. Hemen afişini bastırın. Bizim torpilli takımından olan oyuncuları katın. Başka kimseyi görmek istemiyorum. Erhan abi, Amerikalılar bu işte çok iyi. Biz onlar gibi fantezi dizi mi çeksin? Ne dersin? Yok ya, bence tutmaz. Ayrıca bizim diziler fantezi dizilerden daha beter. Yeni şeyler bulmak lazım arkadaşlar. Mesela şöyle düşünelim abi. Bir dizi çekelim, içinde aşk, mafya, entrika, cinsellik hepsi olsun ama oyuncuların tamamı çıplak. Nasıl fikir abi? Çok iyi değil mi? Hmm, aslında fena fikir değil ama bunlar da yapıldı. Bütün dizilerde var. Sadece oyuncular arada giyiniyorlar. Erhan abi, Holding'de Sevişenler dizisinin başrolü işi bıraktı abi. Ne demek bıraktı ulan? Peki sebep? Vallahi Erhan abi, mental yorgunluk bu. Ne yaşıyormuş? Bak sen şu torpilli hıyara. O kadar insan küçük bir rol için hayatını harcıyor. Bu torpilli hıyarsa bol para kazandı diye şımarmaya başladı, öyle mi? Mentalmış. Ne mentalı, şımardı ulan. Ulan teneke. Hı? Madem yapamayacaktın bu işe niye girdin? Hı? Baba parası yemeye devam etseydin. Rol bile yapamıyorsun. Sana o kadar para veriyorum ben. Bak beni kızdırıyorsun. Seni babama dayına söylerim ha. Yahu sayın evladım, ne gerek var böyle şeylere yahu? Sen az dinlen, sonra geri gelirsin. Canım benim, seviyorum seni. Erhan abi, şimdi ne yapacağız? Eğer istersen ben başka bir oyuncu bulurum. Bak Faruk bak, ama torpilli olsun ha. Fakir fukaraya o kadar para ödeyemem. Ödüyorsam eğer menfaatim olması lazım Faruk. Hmm, köşkte yiyişenler. Harika iş olacak Faruk. Senaryoya ahçı bahçıvan şoför falan da ekleyin. Hmm, güzel. Tabii ki Erhan abi, zaten köşk onlarsız olmaz. Aferin Faruk, seviyorum seni. Ne kadar ahlak dışı dizi film varsa senaryolarını çok iyi yazıyorsun. Namussuz seni. Piyasa bu Erhan abi, ayak uyduruyoruz. Neticede tüccarız biz. Sanat adı altında paraları götürüyoruz. Tabii ki tüccarız yahu. Bir saniye. Alo, efendim. İki kişi benimle oyunculuk için mi görüşmek istiyor? Normalde müsait değilim ama al bakalım. Belki zenginlerdir. Kolay gelsin beyim. Benim oğlum oyunculuk eğitimi falan aldı. Sizi önerdiler. Belki bize yardımcı olursunuz diye geldik. Hmm, demek eğitimli, öyle mi? Peki paralı mı? Nasıl yani beyim? Yatılı okutmuştum ben. Hmm, anladım, paralı değilmiş. Şaşırmandan belli zaten. Bakın beyefendi, burası Dingo'nun aharı değil. Herkes girip çıkamaz. Çocuk eğitimli diye oyuncu olamaz efendim. Herkes oyuncu ama herkes sahneye çıkamaz. Yalnızca torpiller çıkar. Var mı sizde torpil? Yok. Aslında siz de haklısınız. İnsanlara televizyonlarda renkli dünyalar sunup duruyorsunuz. Size inanan insanlarsa bu işlere girmek istiyorlar. Ama kötü olan şey ise hak edenlerin sizlerden medet umup sürülmeleridir. Taktığın gözlükten ve kolyeden belli ne mal olduğunuz. Hmm. Faruk, bunlar neden fakir fakir konuşup gittiler? Hmm. Ayrıca kolye ve gözlük sektörün simgesidir yahu. Anahtar bu sektörün kilidinin bizde olduğunu, gözlükse zenginliği ifade eder. Fakir işte anlamaz ki. Kızdılar Erhan abi, ondandır, bir şey olmaz. Öyle mi dersin? Hmm. O zaman yine bir dizi yapalım Faruk. Ve insanları daha da uyutalım ki bize kızmasınlar yahu. Haklısın Erhan abi, ben bir işinim. Buldum abi, düşünmeye gerek yok. Piyasada sevişenler, piyasayı zor ve herkesin giremeyeceği bir dünyaymış gibi gösterelim. Nasıl abi? Piyasada sevişenler, öyle mi? Bir düşünün. Hmm, karar verdim. Güzel. Aferin Faruk. Sana yemek ısmarlayacağım. Zaten sözüm vardı. Hadi gidelim. Harika. Piyasada sevişenler.